kapalı spor salonu yokmuş gibi bir ima oluştu. Yılmaz arkadaşına ilçemizde şu ben an... Ben özellikle şöyle söyledim, orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Salonlarımız var, kapalı salonumuz ama bedensel engelli, yani şu güzel tabii, bir tabii. takım kurdunuz. Bedensel engellilere uygun standartlarda bir salon, modern bir salon istiyoruz. Bu da en doğal hakkımız. Yoksa müsabakaları şu an zaten Dostluk Engelliler Spor Kulübü nerede oynuyor? Şimdi söyleyeyim ben size. Federasyonun şimdi standart. Dostluk Küçükçekmece Dostluk Engelliler Spor Kulübümüz hazır bir kulüptü zaten. Evet. Bu daha önce İstanbul Dostluk Engelliler Spor Kulübü iken Gençlik Spor Müdürlüğü'nün kendilerine tahsis ettiği ulaşım açısından engellilere göre yapıldığı için zaten adı Engelliler Kapalı Spor Salonu. Hemen E5'in üzeri Bahçelievler ilçesine ait bir kapalı spor salonu, ancak Gençlik Spor Müdürlüğü'nün salonu. Peki var mı Çekmece ilçesinde böyle daha modern şöyle söyleyeyim ben hocam. Şeyde şeklinde daha salon. Modern Osman Solaboğlu salonu var. Çok bir yıl önce yakın açıldı. Yakın zamanda açılmıştı. Evet. 8 tane kapalı spor salonumuz var. Bir de yine şu an temelleri atıldı, yapılıyor. İl Özel İdaresi tarafından spor komisyonu başkanımız Ali Düşmez'in imzası var, kendisi de sağ olsun. İFA sahasının hemen bitişiğinde ve orayı uyardık biz, oradaki müteahhit arkadaşları. Engellilere ait bir düzen içinde bu salon olsun diye. Evet. Tekerlekli basketbol olduğu için biliyorsunuz zeminin ona göre olması lazım. Engelli giriş çıkışı zaten giriş artık çıkışı, seyircilerin giriş çıkışı. Tabii tabii. Yani tribünlerin dizaynı protokol dahil. Protokol dahil. Ama bu konuda kimseyi suçlamamak gerekiyor. Bu kulüp iyi ki var oldu. Aldık. Bakın şimdi bir tane spor salonu yapılmasını konuşuyoruz burada. Sayın Gençtürk, şimdi burada eksikleri söyleyeceğiz. Biz biraz önce yani ismi olup da faaliyeti olmayan ilçelerden bahsediyoruz. O ilçelerin kulüpleri en iyi kulüp birliklerine layık. Ha, bu arada en iyisi derken görevini çok iyi yapan amatör kulüp birlikleri, ilçeler, onların başında Maltepe var, Çağatane var, öyle değil mi? Bunun yanı sıra Silivri var, güzel çalışmalar içerisinde. Her ne kadar tabii Osman Ceylan'ı da buradan yad etmeden gidemeyeceğiz. Çatalca'da güzel şeyler yapmaya çalışıyor birlik beraberlik havasında. Badminton var mı sizde? Badminton? Şu an yok. Ambute futbolu kurmayı düşünüyoruz bu yıl itibariyle. Ona geç kaldık. Ambute o da çok güzel. Evet. Şöyle yapalım Sayın Gençtürk. İsterseniz İstanbul Olimpik Bağcılar'da çok güzel bir badminton şampiyonası yapıldı. Ve çok modern bir başkanı var Sayın Murat Özmekik. Önemli açıklamalar yaptı. Teknometri ekranlarına. İsterseniz bu kameralardan gelen görüntüleri ve VTR'ler halinde hemen Sayın Murat Özmekik başkanımızın badminton şampiyonasına, uluslararası bu şampiyonaya götürüyor sizi efendim. Sayın Başkanım tebrikler, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda yaptığımız Türkiye International Badminton Challenge turnuvası, olimpiyat eleme turnuvasının bugün ikinci günündeyiz. Ön eleme müsabakaları oynandı dün. Bugün şu an ikinci ana tablo müsabakaları oynanıyor. Bayan sporcularımızın beşi ana tabloya çıktılar. Ardından bugün iki bayan sporcumuz elenmesine rağmen, üçüncüsü de şimdi biraz önce elendi. Ancak iki tane sporcumuz şu an müsabakaları devam ediyor. Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit kızlarımız. Şu an iyi gidiyorlar. Özge seri başlarından birisiyle yarıştı. Şu an dünya sıralamasında 20. durumda olan Linda Ceciri, Bulgar Linda Ceciri ile yarışıyor. Neslihan Yiğit inşallah şu an alacak gibi 3. tura, yani çeyrek finale inşallah adım atan kızımız olacak gibi. Şu an dünya sıralamasında 91. sırada olan Özge Bayrak var. O şu an burada işte birinci ana tabloda bir ilk maçında elendi. Ancak dünya sıralamasında en iyi durumda, maç fazlası var. Onun ardından Özge Bayrak var 110. sırada. Ardından Neslihan Kılıç, Neslihan Yiğit ve Cemre Fere kızlarımız geliyor. Onlar da genç kızlarımız. Avrupa 17 yaş şampiyonasında geçen sene Avrupa 3.sü olan takımımızın sporcularından. Yine Dünya Liseler Şampiyonası'nda bu sene dünya 2.sü oldular kızlarda. İlk defa Çin ve Çin Taipei'yi sürekli yıllardır 1-2-1-2 yapıyordu dünyada. Biz aralarına girdik ve Çin Taipei'yi yenerek ilk defa tarihte
dünya ikincisi oldular. İnşallah bu gelişmeyi, yani buradaki performanslarını şimdi olimpiyat eleme hazırlık müsabakalarına da gösteriyorlar. Erkek sporcularımız ise şu an dünya sıralamasında en iyi durumda olan Murat Şen var. Dünya 150. sıralarda. Erkeklerde işimiz biraz daha zor. Dünyada, Avrupa'da, Asya'da özellikle erkekler arasında rekabet çok yüksek. Yani bu spor dalında çalışmalar, yani sporcular profesyonelce nedir? Ödüllü turnuvalarda sürekli gidiyor geliyor bir, yani her hafta, yani her hafta değişik ülkelerde müsabaka katılıyor. Yani mesela buraya gelen çocuklar bir hafta önce İtalya'da müsabakadaydı. Ondan önceki hafta Avusturya'daydı. Dolayısıyla bu işi profesyonelce yapıyor. Yani okulları yok efendim, başka sadece işleri bu. Maaşları var, sponsorları var, antrenörleri var. Efendim her türlü hizmetleri var. Biz de Türkiye'de bunu federasyon olarak sporcularımıza ve antrenörümüze özellikle maaş ödeyerek, yani antrenman desteği adı altında paralar ödeyerek yaptırmaya çalışıyoruz. Yoksa bu çocuklarımızın birçoğu liselerde okuyan ve üniversitede okuyan öğrenciler. Ya okulu donduracaksınız veyahut da sürekli izin alarak kamplara sürekli çağıracaksınız. Bu anlamda böyle bir özel gayretle yapılan, yani şu başarı özel çalışmalarla yaptığımız bir çalışma. Ama biz gönül ister ki Türkiye'de okul sorunu olmasın. Liselerde ve üniversitede okul sorunu olmadan öğrencilerimiz şey yapsınlar. Yani nedir? Olimpiyatlara hazırlansınlar. Genel Müdürümüz Yunus Akgül Bey çok büyük bir önem veriyor olimpiyatlara katılmayı. Hedef koymuş. O çıtayı yükseltmek istiyor 2008 ile 2012 arasında. Genel Müdürümüz Mehmet Atalay Bey bir çıta yükseltmişti. O çıtayı daha da yükseltmek istiyor. Profesör Doktor Pozant Kasabian şu an yanımda. Kendisi aynı zamanda Bulgaristan ve Balkan Badminton Federasyonları Başkanı. Sayın Kasabian, Türkiye'ye hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Badminton müsabakaları Türkiye'de nasıl geçiyor? Benim için Türkiye badminton büyük sport oldu. Büyük sport oluyor. Gençler Avrupa'sı çok medallar var. Evet. Sonra şimdi var 5-6 bayanlar 17 yaşında çok büyük şanslar var olimpiyat oyunları Londra için 2012 olimpiyatlar öncesi gençlerimiz çok iyi. Çok büyük şanslar var kualifikasyonların gitti Londra için. Türkiye'deki kalifikasyon müsabakalarında şu ana kadar iki sporcu Türkiye'de kalifikasyon hakkı kazandı. Bundan sonraki müsabakaları nasıl görüyorsunuz? Ben görüyorum bu genç generasyonu çok iyi dünyası şampiyonası için Avrupa çok şanslar var. Avrupa altın medallar Avrupa'sı gençler. Avrupa şampiyonası. Sonra gördüm ki çok okullar oynuyor işte badminton oynuyor okulları. Bu big nasıl söyleyeyim future. Anladım. Anladın mı? Evet, future. Evet, evet. Türkiye badminton olur çok büyük spor. Kiyola'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü tırı, bereketinizi artıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Hem ucuz hem çevreci. Türkiye genelinde
her yerde yak, keyfini sür. Çok ısın diye en az 4500 kilokalori. Ucuza ısın diye torbası 4.9 lira. Hem daha kaliteli hem daha ucuz. Milken Holding. İddiamızın arkasındayız. Atatürkeserleri.com Büyük Önder'in aziz hatırasını yeni nesillere taşımaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma günü anısına sizlere eşsiz ve anlamlı bir hediye seti hazırladık. İşte her biri Büyük Önder Atatürk'ü hatırlatan 9 muhteşem eser. 1. Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği büyük nutku sizler için seslendirildi. Ve Atatürk'ün en güzel görüntüleriyle DVD ortamına aktarıldı. 8 DVD'den oluşan dev eser. 2. Atatürk'ün büyük nutku profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi. 3. Atatürk'ün en güzel resimlerinin ve sözlerinin süslediği 2011 Atatürk ajandası. Kaliteli cilt, lüks kağıt. Toplam 400 sayfadan oluşan eşsiz bir eser. 4. Her sayfasında Atatürk'ün posteri ve bir sözünün yer aldığı 2011 Atatürk duvar takvimi. 5. Yıl boyunca masanızın en güzel yerinde yer alacak 2011 Atatürk masa takvimi. 6. Atatürk imzalı sticker. 7. Yakanızda gururla taşıyacağınız paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk rozeti. 8. Özel ambalajında Atatürk'ün Cumhuriyet fazilettir sözünün yer aldığı Atatürk kalemi. 9. Özel kutusunda paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk imzalı anahtarlık. Büyük Önder'in aziz hatırasını gelecek nesillere taşımak için 9 muhteşem eserden oluşan bu hediye seti 75 lira değil, sadece 29 lira. Hem de adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. Bizi hemen arayın. 0212 674 60 61 atatürkeserleri.com. Alçe Grup'tan dev adım. Halkımıza müjde. Kira öder gibi ev sahibi olmak artık elinizde. Projemiz 8 bloktan oluşmaktadır. Her bir blokta 40 dairemiz vardır. Böylece toplam 320 dairelik bir projedir. Metropol kent konutlarında 400'er metrekareden oluşan 2 katlı alışveriş merkezi binası ve bu binanın altında da kapalı yüzme havuzu mevcuttur. Sosyal donatı alanları olarak projede tenis kortu, voleybol basketbol sahası ve çocuk oyun alanı mevcuttur. Metropol kent konutlarında pencereler, plastik doğrama ve...